Bugün sizlerle birlikte bu güzel Barbie bebeğimin saçları biraz yıpranmış. Şimdi biz buna mayo yapmayı deneyeceğiz. Bakalım yapabileceğiz mi? Pek emin değilim ben de. Yani korkuyorum. Bakın şimdi size eşyalarımızı göstereyim. Pamuk. Şöyle yakından göstersen de. Göster. Şuradan fışkırıyor pamuk. Aseton. Gördük. Makas. Makas sonra bir daha kullan. Ama hiçbir şekilde kullan. Bir tane böyle deniz kızı kıyafet. Denizde kızına dönüşen bir tane. Deniz kızı kuyruğuna dönüşen bir tane kıyafet. Bir tane sünger. Bununla yıkayacağız bebeğimizi. Bir tane de oyun hamuru söylemiştim. Şimdi başka bölüme geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar oyun hamurumuzu bu streçimizden çıkartıyoruz. Arkadaşlar ben bunu yırttığım için iki tane kaplı. Ben de kurumasın diye böyle önlem aldım. Çünkü ben sabahleyin bulmuştum bu fikri. Sonradan aklıma gelince arkadaşlar çok güzel kırmızı hamur. Ben ona kırmızı yapacağım. Üstü de mavi olacak. Arkadaşlar şimdi buraları böyle bacaklarını yapmayı deneyeceğim. Biraz yakınlaştır da kamerayı. Daha doğrusu sen buraya doğru gel. Şuraya falan gelebilirsin. Arkadaşlar şimdi çok da korkuyorum. Pek emin değilim yapabileceğime. Korkutucu biraz. Ne desem. Arkadaşlar ilk kez böyle bir şeyden korkuyorum. Yani şuraya kadar şöyle büzüştürelim. Dümdüz olsun. Yapabildiğim kadar düz yaptım arkadaşlar. Böyle hareket edebiliyor. Şimdi ben bunu sabitleştireceğim de şu bir yerinde dursun. Heh. Düze doğru git be. Orada kalma. Aman. Sen de orada kal. Tamam. Bozulsun biraz da Barbie'm. Hiç bozulmuyordu. Sonunda bozuldu bir tane. Tamir edecek bir tane Barbie'm kaldı. Üç tane Barbie'm tamir edilecek vardı. Şimdi ben birisini tamir ediyorum. İki tane kaldı. Sonunda bir tane daha yine. Bunu yapabileceğim. Bu deniz Barbie'mi de. Denizde yüzen Barbie'mi de. Yine hayata döndürebilirim en azından. Artık en kötü kısma geldik. Arkadaşlar arkası bayağı kötü olmaya başladı. Korkuyorum arkadaşlar. İlk kez bebeklerime mayo yapıyorum. Şimdi bunu kenara koyalım. Biz de ne yapalım? Hazırlıklarımızı yapalım. Arkadaşlar biz bir kez ne yapalım söyleyeyim mi? Üzerindeki lekeleri yok edelim. Bakın arkadaşlar görüyorsunuzdur buralarını böyle siyah, pembemsi, garipler, böyle garip lekeler var. Ama şu fışkırmış. Kenarlarda fışkırıyor arkadaşlar. Lütfen siz de dikkatli bakın. Ben biraz dikkatli bakmamışım. Tamam. Şimdi burayı yaptım. Şöyle bir bacaklarını açtım bebeğim. Arkadaşlar alt kısmı hazır Barbie bebeğimin. Ama bakın buralarda kötü görünen şöyle şeyler var. Ben onları fışkıranları şöyle makasla alacağım. Bazılarını da şöyle elimle alabilirim. Boşlukları da böyle kapatacağım. Tamam arkadaşlar. Bu da oldu bize. Bu kadar yeter. Daha fazla kurcalamadım. Şöyle şuradan bir tane parça aldım. Pamuk işte kocaman. Arkadaşlar çok garip sesler geliyor. Fotoğraf değil değil mi? Tamam iyi. Arkadaşlar kameramızın fotoğrafı da olduğu için sordum. Çünkü korkuyorum.
Vallahi bazı şeyleri benim babam biraz şaşkın yapar. Şaşkın olduğu için yanlış yapar. Bakıyorum. Tamam, gelmiş. Arkadaşlar, her yerine sürçen bunu. Çünkü üstünde leke olabilir bizim fark etmediğimiz. Yani ben en azından üstünden geçireceğim. Ne olur ne olmaz. Şimdi en korktuğum yer, çıkar mı çıkmaz mı? Aa, çıkıyor, vallahi çıkıyor. Yanağındaki lekeler çıkıyor be. Buradaki, burada şu kırmızılık da yok ama. Ay, hadi çık ama. Arkadaşlar, eskiden ben bu hocayı rujlamış, bu bebeği rujlamışım. O kadar kötü olmuş ki. Sonra ben de bunu tekrardan hayata dönüştüreyim dedim. Daha yeni yapmadım tabii ki. En azından şuraya da çıkarmaydı. El çalışması yaparken bir anda oluverdi orada. Bakıyorum başka kedi var mı diye. Gözler şuralarda biraz. Tamam. Geçtim. Şimdi peki bebeğimiz önemli kısmı geldi. Şu an siz bana diyorsunuzdur ki memeleri nasıl ortada olmayacak? Bakın, bu deniz kızı kıyafetimin burasından kesmek zorundayım. Çok korkuyorum arkadaşlar. Üzülüyorum hem de. Şurasından kesiyorum. Vallahi elden gidiyor bu. Gerçekten. Şimdi keseceğim. Arkadaşlar, özellikle ben bunu seçtim. Çünkü diğerlerini bulmak biraz zor olacak. Bunu da elbise yapabilirim ben. Etek gibi bir elbise yapabilirim herhalde. Bu işimize yarar. Neden bizim? Şöyle arkadaşlar, bakın burasını da böyle oldu. Şimdi nasıl ben burayı düzelteceğim? Düzeltemiyorum arkadaşlar. Ne olmuş bu? Şunu bir düzeltir misin? Bu tersine dönmüş. Bir dakika. Bu ben yaparken tersine dönmüş. Bir dakika. Hayır. Terse dönmemiş. Anlamadım. Nerede diğer parçamız? Kafam karıştı. Şuradaki parça nerede? Arkadaşlar, bir dakika. Bir videoyu durduralım.